Evet, Gods Unchained'ın etkinliği devam ediyor. İlk hafta ödülleri açıklandı. İlk hafta ödülleri belli şartları sağlayan kişilere Gods coin'i olarak dağıtıldı. İstersen Okan diğer ekranı aç. Resmi mi Emre? Aynen, gönderdiğim resmi aç. Şimdi ilk hafta ödüllerinde ve önümüzdeki 7 hafta boyunca gerçekleşecek tüm ödüllerde şu şartları sağlamamız gerekiyor Gods Coin'i kazanabilmemiz için. Öncelikle bir temel puan sistemi var. 20 tane maç ve 17 farklı kişiyle karşılaşma ve ayrıyetten 7 tane galibiyet alırsak 1 puan kazanıyoruz. Bonus 1 puanında da 20 tane maç, 17 farklı kişiyle karşılaşma, tekrar 7 galibiyet kazanırsak yine bir puan daha alıyoruz. Aynı şekilde bonus 2'den de bu şartları yerine getirirsek 3 tane toplam puan alıyoruz. Ama şöyle bir detay daha var. Tekrardan tarayıcıyı Açıyorum hemen Emre. Açtım şu an. açarsan. Azıcık aşağı in. Biraz daha. Ödül sistemi var. Reward mekanizması. Tamam. Evet, Evet. aynen. Orada base points'te Profile Iron, Impact Meteoroid falan yazıyor. Astral Meteoroid. Bunlar rank seviyeleri. Eğer ki bu seviyedeyseniz 1 puan alıyorsunuz temel puanlama sisteminden. Diğer seviyelerdeyseniz Midnight Shadow, Auric Gold, Solar Gold gibi 1,5 puan. Ethereal Diamond ve Mythic'te de 2 puan alıyorsunuz. Yani toplamda 4 puan kazanabilme şansınız oluyor. 2 de bonuslarla birlikte. Tekrardan öbür ekrana geçersen. Geçiyorum. Geçtim şu an. Ben bu hafta 60 müsabaka oynamıştım. İşte görüldüğü üzere tüm şartları yerine getirdim. Bunların karşılığında da ben kendimden göstereyim. Biraz sonra onun SS'ini de ekleriz. Evet, 9,15 Gods Coin kazandım. Yani her hafta bu ödüller değişecek tabii ki de. Ama şu anki şartlarda 9,15 Gods Coin yaklaşık olarak 38-40 dolara tekabül Çok ediyor. iyi Emre, çok iyi. Yani 8 haftayla çarparsak bunu yaklaşık 300-400 dolar arasında bir para bekliyoruz. Ki bu Bayağı iyi. coin bu fiyatlarda kalırsa bu civarda bir para getirecektir. Şu an seçiyoruz. Burada Tanrımızın özel gücünü seçiyoruz. Ben bunu seçmeyi tercih ettim. Burada özellikle manaları düşük seçmek gerekiyor. Yani en fazla 3 olması gerekiyor bence. Şu an iyi gibi. Oyuna rakip başlıyor. Evet, şu an kartlar gözüktü. İki tane frontline kartımız geldi. O da bir tane gizli hidden kart attı. Ben şöyle başlamayı tercih ediyorum. Bu hidden kartların özelliği rakip bir el sizi görüp saldıramıyor. Gizleniyor. O tanrı gücünü kullandı ve bizim canımızı biraz azalttı. Aynen öyle gizleniyor. Ben şimdi bir tane daha frontline kullanmak Evet, istiyorum. frontline var şu an bizde, üçlük. Bu bayağı bizi koruyacak gibi. Bakalım rakip kart atsın. Ona göre hareket edeceğiz. Frontline'ın özelliği de şu. Rakibin kartı direktman sizin karakterinize vuruş yapamıyor. Frontline'a vurmak zorunda kalıyorlar. Ya da yerdeki kartınıza da vuramıyor. Bu Ama şu frontline özel güçle vurabilir. evet çok önemli. Vuruş yapan da var frontline. Evet, atak güçleri olanlar. Genelde üzerinde insan ya da işte bir canlı resmi olan frontline'lar atak yapabiliyor. Böyle kale gibi olanlar saldırı yapamıyor. Sadece Ama savunmada 2 olarak ona saldıran varsa 2 canını götürüyor rakibin.
Şu an rakibin ortasında Rakip, bir evet. kartı yok. Destek kartlarıyla Yok, oynamayı tercih ediyor. şu an bir tanesini aldı Emre. Vurduk direkt, iki canını aldık. O şu an bir şey yapmıyor. 6 tane mi kartı Yerde var? fazlasıyla kartı var. Evet, kullanmıyor şu an. Bakalım. Bir tanesini attı. Evet, şu an kullandı. Bu ne oluyor? 4 vuruş, 4 savunma. Bayağı iyiymiş Emre. Dengeli bir kart. Aynen. Güzel bir kart. Tam özelliklerini bilmiyorum ama. Emre sağ alttan mananı altı yapabiliyorsun değil mi şu an? Bak çıktı ya. Evet, manayı 6 yapıp bu frontline'ı oyuna sürebilirim. Düşünüyorum öyle bir şey yapsam mı diye de. Tam emin değilim. Şu an zaten rakipten öndeyiz. Aslında onu bir el bekletmek Evet, istiyorum. öndeyiz rakipten. Bakalım ne yapacak. Büyük ihtimal Bakalım. frontline'a sallayacak Emre. Yani ben de öyle tahmin ediyorum. Böyle bir şey yapmazsa zaten başka bir şansı yok. Güzel oldu. Direkt frontline'ını aldı. Şimdi buna da hangisini öldürür? Soldakini mi? Sağdakini mi? Soldaki daha şey sanki. Direkt atak yapar aynı. Bizim bu kartı almamız lazım Emre. Yok etmemiz lazım kartını. Tekrardan o gücü gelmez gibi düşünüyorum ama. Bakalım. Evet, bu yandaki şeyler açıldı. Frontline de alabilirim. Random. Aslında frontline almak şu an için mantıklı olabilir. Evet, önemli olan şu an. Öndeyiz zaten. İki frontline oldu. Bakalım ne olacak. Bu boğa da atak yapan frontline'larda. Evet. Direkt bu onu Evet, gitti boğaya zaten. vurdu. Benim bu kartım mesela öldükten sonra biraz sonra öldüreceğim onu. Ne oluyor önce? Hep birlikte görelim. Evet. Güzel taktik yaptı. Emre direkt canı geri aldı, geri getirdi. Aynen. O kartı kaybetmek istemediği belli. Bu deadly kartlar sizin kartınızı direkt yok edebiliyor. Öyle bir özelliği var. Sen saldırdığın zaman mı? O kendisi saldırabiliyor. Zehirli gibi zaten. Zehirli Hı, kartı. aynen. Yani ne olursa olsun sizi yok ediyor. Anladım. Bayağı şey kart, tehlikeli bir kart. Tehlikeli, evet. Şu Yani an onunla büyük ihtimal frontline'ımızı yok oyun edecek. eşit gibi şu an Emre yaklaştı biraz. Şu an evet, kafa kafaya gibi. Şu soldaki kartını yok etsek en azından. Şunu mu diyorsun, bunu mu diyorsun? O soldaki evet. O Güçlü olan kartı. evet. Bence bu kart daha tehlikeli. Direkt öldürüyor değil mi? Yani şu an üçlük bir gücüm yok. O kartı nasıl yok edebilirim? Bu Doğru can olabilir. veriyor ve güç veriyor. Senin tanrı gücü neydi Emre? Tanrının gücü. O çok bir işime yaramayacak. Şöyle bir deneyelim ya. Ben bu kartı yok etmek istiyorum. Aa bak direkt öldü. Oh, en azından o gitti. Bunu da oraya vuralım. Evet. Süremiz çok az Emre. Biraz bekledim, düşündük. O yüzden. O yüzden öyle oldu. Aynen. Şu an büyük ihtimal frontline'a Yani bu kartı tutmam gerekiyordu oyundan. Yalnız çok iyi vurdu. yine Tek aldı. yedi. Yine aldı. Şimdi frontline'a saldıracak. Ah, 3 oldu. 3 saldıran bir şeyimiz olsa. Bu Vursak. aslında önde frontline varken bu kartı koymak iyi oluyor. Bunun vuruş gücü Ama ben var şu mı? anda koyacağım.
Bu da Deadly yazıyor. Bak, ölüm Aynen. kartı. Ölüm kartı, evet. Hı. Direkt saldırıp öldürebiliyorsun. Aynen. Ama evet. Öyle güzelliği de var da. Şu an Kartını yok etsem mi ya? Ya şimdi bunu yok edersem iki kartım daha yok olacak benim. bilemedim Emre. Ben bir yok edeyim bunu ya biraz. Bu Bakalım çıktı oyun ne ortadan. olacak. Bu çıktı Bir ortadan. kalksın ortadan, bir yenilensin orası. Evet. Şu an Çok fazla kartı var elinde şu an ve kullanmadı. şu an fark 5. Direkt Yani saldıracak ben mı? önde gibi gözüksem de o daha avantajlı Yok olabilir. etmesek Belli saldıracaktı olmaz. direkt. Evet. Şimdi burada bir hale var etrafında. Evet. Ben bu kartla buna vurduğum zaman halesi kalkar. Ölmez o kart. He. Öyle bir kötü yan var. Ne çok kartı varmış. Şaman. Direkt yok ettik. Kartın halesini yok etmemiz gerekiyor aslında. O büyük ihtimal şimdi saldıracak bize Emre. Bir sonraki el. Biz Evet. 20 olacağız şimdi. Bayağı da iyi kartmış ya. Savunması 5. Kartı daha önce görmedim sanırım. O zincir yapmasın da zincir. Aa, saldırmadı. Kartımızı yok etti direkt. Frontline Oo. geldi. Bu frontline de 6 saldırıyor biliyor musun? Güzel frontline. Onu zehir olsa zehrimiz var mı? Yok değil mi? Aa, var. Şu zehir Şu kullanalım. kartım benim iyi aslında. Kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Aa. O olmadı ya, doğru. Bir anda geçirmiyordu. Bu şey mi veriyor? Bu 3 saldırı gücü veriyor. Çok iyi. Nasıl yapsam? Buna vereyim. Frontline'ı yok edeyim. Bu da yok olacak ama olsun. Onu, evet, onu yok etmek lazım. Bu da bunu yok edecek herhalde. Aa, yok, şeyi alacak. Yok, yok etmedi de. Bununla bunu yok edebiliyor muyum? Tam emin değilim. Zehirli, evet. Bakalım. Biraz sanki boşuna kullandım gibi Oo, ama. gitti gitti, direkt gitti. Fark etmiyor halka. Şimdi bir sonraki 8 olursam eğer, güzel kartlar atarsa ortaya, bu Evet. kartı kullanacağım. Kaç tane kartı var? İlk defa kullanacağım ben de bu Değil mi? kartın, tam emin değilim ne yapacağını. Evet. Aa. 5 vuracak. Of. Var ya. Yıktı Güzel geçti. güçlerini kullanabiliyor, evet. Şunun gücünü bir çeksek 15'e falan. Bayağı bir avantaj olacak. Bakalım. Bak, yok etti. Ya hiç kullanamadık ya. Şu an maçlar ortada geçiyor. Sadece Evet, kartları yok evet. ediyoruz. Frontline çıkarmıyor mu rakip çok? Frontline. Evet, rakip frontline. Rakip, yani elini bilmiyorum. Bir tane kart var, onun elini gösterebiliyor. Benim bu destemde Ölebilir. var mıydı hatırlamıyorum. Ha. Aynen. Frontline attı. Dedi ki hemen attı. Şimdi az önce kullandığı şeyi tekrar kullanabilirse. Bu kart da güzel. Durduğu her el sonunda bir götürüyor sanırım Yok, canımdan. çok yavaşladı. Evet. Biraz böyle satranca benzemeye başladı. Bunun yalnız tanrı gücü mü? Bir şey gücü mü? Çok iyi. Zincir var ya. Şu kartı ben hemen kullanmak istemiyorum açıkçası ama. O bayağı iyi Emre. 8'lik. Aa, bir şey çıktı. Bu ne Emre? Bu çıkıyor muydu? Ya bu kartta tam emin değilim ya. Şimdi yanlış bir şey yapmaktan korkuyorum. Bu kartımı da yok edebilir. Bunu seçtim şimdi.
Yani seçimi iptal de edemiyorum. Sürem bitecek. Yanlış bir şey yapacağım büyük ihtimal. Şu kart gidebilir durup dururken. Yok olabilir yani. Evet. Bilmiyorum ki. Bir bak. Yani. Ha, tamam, seçtiğimiz kartı yok ediyormuş. Süper. Kartı aslında yok etmek lazım arkadan ama. Tamam, yok ettik, güzel. Bir de buradan hemen bir Buradan hangi frontline direkt? daha. Yo. Saldırı mı alacağız? Güçlü frontline. Frontline. Bir sonraki el seçeceğim zaten. Önemli değil. Aslında önemliydi de. Geciktik. Evet. Şimdi alabilseydik. Çünkü 5 gücüm varmış burada. Onu Bir görmedim. öne, hamlede öne geçebilsek. Evet, hem konuşup hem oynamak, düşünmek falan zor oluyor. Evet. Kolay yaptığın şeyleri göremiyorsun şu anda. Şu anki hamlesi çok kritik. Hı. Aynen öyle. Bir şey daha çıkardım. Güzel kart. Evet, bana da güzel bir şey geldi. Şimdi saldıracağız Emre. Ya eğer ki yani yerdeki tüm kartları yok etme kartı gibi bir şey varsa, onda her ihtimale karşı bunu tutmak istiyorum elimde. Çünkü savunmam zayıflayacak. Bayağı öne geçtik şu an. Öyle gözüküyor ama belli de olmaz. Hani şurada bir kart vardır. Hepsini yok eder. Bunların hepsini yok eder. Kart atmadı çünkü fark ettin mi? Evet, yani destek kartları var hep. Onları kullanıyor. Şu an 5 manası kaldı. 5'lik kartlar arasında bir tane kart kullanarak yok edebilir aslında. Evet. 3 kaldı. Tamam, bu saatten sonra öyle bir kartı yok elinde. Şu an frontline. Frontline kurabildi. Tamam, sıkıntı yok. Onu yok ederiz. Benim kartımı yok etti fark ettiysen. Evet. Burada benim frontline'ım vardı. Onu yok etti direkt. Bu can veriyor hani. Tam çözemedim nasıl kullanacağımızı da. Evet, can veriyor. Bu ellik can veriyor. Yani bir sonraki el yok bu kartın şeyi, Öyle. özelliği. Aynen. Şimdi. Şimdi mesela 6 manam var ve kullanamıyorum. Şu 12'yi 13 ya da 15 civarına getirmem lazım. Deneyeceğim bakalım ne kadar yapabileceğiz. Evet. 15 oldu, 18 oldu. Şimdi ben bu kartı kullanmak istiyorum. Frontline'ımı güçlendireyim. Bununla atak yapamıyorum. Bunu Ben bu kartı tam çözemedim ya. direkt bence sadece kartlara atak yapıyor bro. Kartlara mı yapıyor? Olabilir. Şu an vurduğundan yıkacaksın Emre onu şeyle. Şu en sağdaki kartla. Frontman koyması. Yani onu yok edebilir benim kartlarımı. Belli olmaz. Kartlarını bilmiyoruz. Şu an 8 manası var ve Evet. evet. Canımı azalttı. Hepsi gitmedi ama. Yani frontline koymazsa buraya, bu Biter. kartlarımı da yok etmezse, büyük ihtimal kazanırız gibi. Şu an iki manası kaldı zaten. Evet. Pek bir şey kalmadı. Frontline koyabilir. İkilik frontline'lar var. Bu ne? İki canımı götürecek büyük ihtimal. Aynen. Evet. Şunu götür belki. Oo. Ha, bunu götürdü. Yıkılmadı. Şununla atak yapabilir. Yapacak. Yo, yapmadı. Kazandık gibi. Evet. Onu yapsaydı. Bak şu kartı da göstereyim. Şurada yazıyor gerçi. Manası 2 ve 3 olan bütün kartları yok eder diyor. Uygulamalı gösterelim hemen. Direkt attığından yok Şuna edecek. şuna saldıralım mesela. Şimdi 3 ve 1 var. Evet. Pardon, dur bakayım. Bu kaç? Bu 1. 3. Bu 6'ymış, pardon. Tamam ben şeyi sandım. Şu an yok etmesi gerekiyordu ama göstermedi. Bitti. Neyse, oyun bitti. Aynen.
Bazen serverlarda hata oluyor. Yapması gereken şeyleri göstermiyor. Evet, Yapıyor ama. bayağı ilerlemişsin. Evet, biraz oynadım. Şimdi paket geldi. Onu da açalım. Bakalım neler geldi. Oyunda level atladıkça bize paketler gönderiyor. Evet. Oradan çeşitli kartlar geliyor. Güzel bir karta benziyor. Bu da güzel bir karta benziyor. Bu kart vardı. Bu da vardı. Bu da iyi bir kart gibi. Daha sonra bu gelen kartlarımızı biz koleksiyonumuzda görüyoruz kartlar kısmında. Bunların adetleri yazıyor altlarda işte 1, 2 vesaire. Aynı karttan 2 tane olunca Forge'a geliyoruz. Evet. Tıklıyoruz oraya. Forge kısmından kartımızı seçiyoruz. İkisini bu şekilde koyuyoruz. İleride bunu açacaklar. Start füzyona basacağız. Şuradaki füzyon puanımızdan gidecek. Bu kartlardan bir tane elde edip onları daha sonra markete koyabileceğiz. Böyle bir özellik olacak. Satıp. Markette bunları satabileceğiz. Şöyle bir şey daha var. Bizim sahip olduğumuz kartlar Immutable'ın sitesine cüzdanımızı bağlarsak burada inventör kısmında gözüküyor. Bu kartları direkt markete koyabiliyoruz satışa. Şu anda hani bunun değerine bakayım. Araştıralım hemen. Ben de bu kart vardı. Gayet ucuz bir kartmış. Yani bakmaya değmez aslında ama. Olsun bir görsünler. Bilgi vermesi açısından şuradan bakabiliriz. Bitcoin'e şu an düşüyor herhalde. Aynen. He, orada 4 yazdığı zaman çeviriyor ya. Aynen çevirici var. 4.09'du değil mi? En Evet. düşük. Evet, şu an 1 dolar bile değilmiş bu kartın değeri. Olsun ya. Yani En azından göstermiş oldun nasıl bakıldığına falan. markete şu şekilde koyabiliyoruz. Evet. 4.09'a koymuşlar. Steam'de koyduğun gibi. Ha evet. Şu an koydun mu Emre? Confirm deyip MetaMask'tan izni verince evet, şu an markette listelendiğini gösteriyor. Buradan iptal edebiliriz. Tekrar markete gidersek Tamam Emre. Oradan son bakarız. listelenenlere bakarız. Yani ilk listelenenler Evet. şu. Evet, bu benim koyduğum benim kartım. Eğer satın alırlarsa benim bakiyeme gelir. Immutable bakiyemde gözükür. Daha sonra da onu Ethereum cüzdanına çekebilirim. Tamam. Şunu iptal edeyim. Direkt iptal edebiliyoruz. Aynen bu şekilde de iptal edebiliriz. Şurada da kazandığımız Gods coin'ler gözüküyor. Benim 9 tane Gods coin'im var. Buraya bunun miktarını koyarsam devam et dersem buradan devam eder MetaMask'ımıza bağlanır. Belli bir Ethereum işlem ücreti çeker. Yani şu an tam emin değilim. Fiiler yüksek oluyor. Zaman zaman 100 dolara varan şeyler oluyor. Şu an 45 dolarlık bir işlem için 100 dolarlık fee ödemek mantıksız. O yüzden biz 8 hafta biriktirip coin'in aynen coin şeyine göre işte yükselişine ya da düşüşüne göre hareket edeceğiz. Emre, İzlediğiniz için teşekkür bir şey daha ederiz. soracağım. Deminki Heh. ekrana gelsene market ekranına. Marketi açalım. Bu solda başka oyunlar var ya. O bütün oyunları oynayıp şey kazanma şansımız var mı? Şunları mı Evet diyorsun? evet. Oyunlar bunlar. Oynayıp kazanma şansımız var, değil mi? Yani bunlar aslında hepsi oyun değil. Bunlar NFT market. Evet. Immutable NFT market alanı. Anladım. Ethereum'da daha düşük ücretlerde fee ödenmesi için kurulan bir market alanı. Atıyorum. OpenSea platformunda yani bir NFT satın alabilmek için yaklaşık 100 dolar bir şey ödüyorsak, işlem ücreti ödüyorsak Immutable'da bunlardan satın almak için yaklaşık 6 dolarlık bir işlem ücreti ödüyoruz. Anladım. O yüzden böyle bir market alanı kurmuşlar. Güzel yapmışlar. Gods Unchained'la da Immutable'ın işbirliği var. Ha, Aynen. o yüzden Yani tamam. bu gördüğün hepsi oyun değil. Tamam. Ben oyun Bunlar sandım. NFT kartları. Yok, Anladım. oyuna benziyorlar evet. Evet. Dışarıdan baktığında. Aynen.
Tamam Emre, sağ ol. Bunu bilmeyenler Tamam, bu vardır. kadar. Hepinizden bilgi olur. Aynen, güzel projeler var burada. Evet. İncelenebilir. Emre sağ ol anlattığın için. Kapatabilirsin. Tamam Emre. Tamamdır.